Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Alpagam P göz damlası nedir, yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Alpagam P, plastik bir şişe içinde 5 milim çözelti olarak kullanıma sunulmuş bir göz damlasıdır. Alpagam P, bir antiglokom preparatıdır. Etkin maddesi birimonidindir ve alfa adrenerjik reseptör antagonisti denilen bir ilaç grubuna dahildir. Alpagam P, göz içindeki yüksek basıncı düşürmek için kullanılır. Bu yüksek basınç, glokom denilen hastalığa neden olabilir. Yüksek basınç düşürülmezse görmenizde hasar oluşturabilir. Alpagam P göz damlasını kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise, Alpagam P'yi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer birimonidin, taratarata ya da Alpagam P'nin diğer bileşenlerine alerjiniz varsa, monoaminoksidaz inhibitörleri adlı ilaç grubuna ile tedavi ediliyorsanız, Alpagam P 2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Alpagam P'yi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer geçmişte böbrek ya da karaciğer problemleri yaşandıysa, depresyonunuz varsa ya da depresyon geçirdiyseniz, zihinsel kapasiteniz azalmış ise, beyne kan akımı azalmış ise, kalp problemleriniz varsa ya da geçirdiyseniz, kol ve bacaklarda kan akımında bozukluk yaşadıysanız veya yaşıyorsanız veya kan basıncı problemi yaşadıysanız ya da yaşıyorsanız, bazen Alpagam P ile gözde alerji görülebilir. Alerji gözlenirse Alpagam P tedavisini kesiniz. Doktorunuz kullanılmasını tavsiye etmediği sürece Alpagam P'yi 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Alpagam P'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması, Alpagam P'nin herhangi bir yiyecek içecek ile etkileşmesi girdiği bilinmemektedir. Alpagam P göz damlasının olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Alpagam P'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkileri gözde alerji, kırmızı göz, gözde kaşıntı. Yaygın yan etkileri bronşit, nezle belirtileri, boğaz iltihabı, kaşınan, akan ya da tıkalı burun, sinüs enfeksiyonu veya iltihabı, soğuk algınlığı, kanda yüksek kolesterol değerleri, alerjik tepki, baş dönmesi, baş ağrısı, göz kapağında kaşıntı, gözde yanma veya batma, göz kapağının iç tarafında küçük şişlikler, gözün şişmesi, göz yüzeyinde kanama, göz yüzeyinde iltihap, sulu göz, yapışkan göz, kuru göz, gözde tahriş, göz ağrısı, göz yüzeyinde küçük şişlikler, gözde yabancı cisim hissi, ışık hassasiyeti, görme bozuklukları, uçan cisim görme, görüşün kötüleşmesi, bulanık görme, gözün içinde bulanık lens, gözün yaşarması, gözde jel dokunun ayarlanması, gözde normal jel doku, göz alerjisi, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, öksürük, nefes darlığı, hazımsızlık, döküntü, halsizlik, yorgunluk. Yaygın olmayan yan etkileri, uyumada güçlük, uykulu hissetme, tat duyusunda bozukluk veya anormallik, gözün ön bölümünde yüzeysel hasar, arpacık, burunda kurulur. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız, doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Alpagam P göz damlası nasıl kullanılır? Alpagam P'yi her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. İlacınızın etkisiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz. Önerilen Alpagam P dozu etkilenen göze yaklaşık 8 saat arayla olmak üzere günde 3 kez bir damladır. Uygulama yolu ve metodu ise şişenin kapağındaki kurcalamayı karşı güvenlik bandı bozulmuş ise ürünü kullanmayınız. Ellerinizi yıkayın, başınızı arkaya doğru eğin ve tavana bakın. Alt göz kapağınızı cep oluşturana kadar yavaşça aşağı doğru çekin. Şişeyi ters çevirin ve tedaviye gereken göze bir damla düşene kadar şişeyi sıkın. Alt göz kapağınızı bırakın ve gözünüzü 30 saniye boyunca kapatın. Damlayı gözünüze isabet ettiremediyseniz tekrar deneyiniz. İltihaplanmaların önlenmesine yardımcı olmak için şişenin ucunun gözünüze ya da herhangi bir başka yüzeye temas etmesine izin vermeyin. Şişeyi kullandıktan hemen sonra kapağını kapatınız. Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlar uyunuz. İlacınızı kullanmayı unutmayınız. Açıldıktan sonra 25 derecenin altında saklama koşuluyla 28 gün içerisinde kullanılmalıdır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Alpagam P 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı yaşlılarda dozaj ayarlanması gerekmez. Alpagam P'nin saklanması Alpagam P'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Açıldıktan sonra çözeltilere mikrop bulaşabilir. Bu da göz enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu nedenle şişe açıldıktan sonra 25 derecenin altında o saklama koşuluyla 28 gün içerisinde kullanılmalıdır. Şişe içinde çözelti olmasına rağmen açıldıktan 28 gün sonra atılmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.